Arkadaşlar 3. videomuzda devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar yine yaylarla ilgili bir sorumuz var. Geçmiş yıllarda üniversite sınavında da buna benzer sorular çıkmıştı. Şimdi diyor ki bir K yayımız var arkadaşlar. Bu yayın e, üzerinde H eşittir 0.3 metre yükseklikte 2 kilogramlık bir cisim duruyor. Bu cismi bıraktığımızda yayı arkadaşlar 0.2 metre sıkıştırıyor. Bu yaydaki yay sabiti kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu bir dönüşümdür. Aslında enerjideki dönüşüm sorularının güzel bir örneğidir. Şimdi arkadaşlar bu cisim burada V eşittir. Sıfır olduğu için ilk hızı olmadığından dolayı burada yerden yüksekliği olduğundan dolayı bir enerjiye sahiptir. O enerji de nedir? Potansiyel enerjidir. Peki buradaki cismi bıraktıktan sonra yayı da sıkıştırdığı için h artı x kadar arkadaşlar bir yükseklik olduğunu kabul edeceğiz. Ve yayı ne yapıyor arkadaşlar? Sıkıştırıyor. O zaman yaydaki sıkışma miktarını biz nereden buluyorduk arkadaşlar? 1 bölü 2 kx'in karesinden buluyoruz diye söylemiştik. O zaman diyorum ki formülümüzü yazalım. Formülümüz mgh artı x eşittir. 1 bölü 2 kx'in karesi. Burada emimiz 2 kilogram. Yer çekim ilmesi yine 10 olarak alıyoruz. 3 0.3 haşımız var. 0.2 de x'imiz var. Eşittir 1 bölü 2 kx'in karesi. Şimdi arkadaşlar buradaki x dediğimiz yine sıkışma miktarı 0.2 olduğundan dolayı 0.2'nin karesini alıyoruz. Şuradaki işlemleri yaparsak arkadaşlar 10 olarak çıkıyor. E, 0.2'nin karesi 0.04. Bunun da yarısını alırsak 0.2 çarpı k. Yer sabitimiz buradan k eşittir. 5 300 Newton bölü metre olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz güzel bir dönüşüm sorusu arkadaşlar e, dikkatinizi çekelim bu örneğimizde de arkadaşlar k noktasında durmakta olan bir cismimiz var m kütleli bir cismimiz var bu cismin arkadaşlar ne yapmış ve 0 ilk hızı 10 metre saniyelik bir hızla atıyor ve cismin yerden yüksekliği 30 metreymiş. Bu düzenekten geldikten sonra arkadaşlar bir ray gibi bir düzenek düşünün. Ve bu düzeneğin L noktasından geçtiği andaki hızı kaçtır diye soruyor. Bakın arkadaşlar enerjideki yine bir dönüşüm sorusu duygu. Şimdi cismin ilk hızı varsa bir kinetik enerjisi var demektir. E bu kinetik enerjisi arkadaşlar bir de yerden yüksekliği olduğundan dolayı potansiyel enerjisi de var. Yani hem kinetik enerji hem de potansiyel enerjiye ilk baştaki E ilk ve e son enerji dediğimizde buradaki enerjiyi gözlemleyeceğiz. Ve bu cisim gelip rayda belli bir noktaya geldiğinde yine yerden belli bir yüksekliği var ve hızı var. O zaman yine kinetik enerji artı potansiyel enerji diyeceğiz. Ve burada arkadaşlar formülü açalım. 1 bölü 2 m, 1 bölü 2 m karesiydi. İlk hızımız ve sıfırın karesi artı yerden yüksekliği mgh g eşittir. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v 2'nin karesi yani buradaki v kare de diyebiliriz artı m g. E peki arkadaşlar bunun yarı çapı r ise yerden yüksekliği de r kadar olur. Toplam kaç olur o zaman? Yani şuradan göstereyim. Şurası R ise burası da R ise toplam 2V olur. O zaman formülde R yerine 2V yazıyoruz. Bunu sakın unutmayalım. Ondan sonra formülü açtığımızda arkadaşlar... ...zaten kütle hepsinde aynı olduğu için m'leri almıyoruz arkadaşlar. m'leri burada kullanmıyoruz. Sonra 1 bölü 2 çarpı onun karesi artı 10 çarpı h yüksekliğimiz 30 eşittir. 1 bölü 2 v'nin karesi artı 10 çarpı 2 çarpı 10'dan. Şu işlemleri yaparsak arkadaşlar şurası 350 olur. V2'nin karesi bölü 2 artı 200. V2 eşittir 300'dür. Buradan da v eşittir. 3 çarpı 100 olarak yazılır. 100 de kökün dışına 10 olarak çıkar. 10 kök 3 metre bölü sağ olduğunu çok rahat bir şekilde görürüz. Evet buradaki örneğimizde de arkadaşlar K noktasından bir cismi F kuvvetiyle itiyoruz. L, M noktalarını geçip N noktasına N noktasında sıfırlıyormuş. Yani N noktasında duruyormuş. Buna göre F kuvvetinin yaptığı iş kaçtır diye soruyor. Sonuçta arkadaşlar burada da bir iş var. Burada da bir iş var. Burada da bir iş var. E cismin yerden yüksekliği 3H'mış. Buradaki yüksekliği 5H. 5H'a gelince durmuş. O zaman diyoruz ki Burada yapmamız gereken yine enerjideki dönüşüm. Ee, baştaki enerjisi potansiyel enerji mg3h artı 1, 2, 3, 3 v'lik bir iş yapılmış eşittir mg çarpı h yüksekliğimiz 5 olduğu için 5h. O zaman 3f, e, 3mgh'ı bu tarafa atarsak 5mgh'dan çıkartsak 2mgh kalır. Omega eşittir. E, mgh o cinsinden yazacak olursak 2 bölü 3 mgh olduğunu çok rahat bir şekilde gözlemleriz. Evet buradaki örneğimizde de arkadaşlar e, belli bir noktadan yine 1 metre yükseklikten 2 kilogramlık bir cisim ilk hızı 4 metre bölü saniye olacak şekilde fırlatılıyor. Yay sabiti 800 Newton bölü metre olduğuna göre yay en çok kaç santimetre sıkışır diye soruyor. Bakın arkadaşlar az çok örneklerden de e, aklınızda bir şeyler oluşmuştur. Şimdi cisim yerden belli bir yükseklikten durduğu için neyi var? Potansiyel enerjisi var. Sonra bu cismin ilk hızlı olduğu için potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamını alıyoruz. Ne ne yapıyor arkadaşlar bu? Gidip yayı sıkıştırıyor. E yay sabiti dediğimiz nereden bulunuyordu? Yayın formülü 1 bölü 2 kx'in karesinden bulunuyordu. Ondan sonra formülde sadece bunları yerine yazacaksın. Yani buradaki enerji dönüşümlerini iyi anlamak gerekiyor arkadaşlar. Yani şurada ne var? Potansiyel enerji var. Şuradaki enerji potansiyel enerji. Sonra bu potansiyel enerjiyle cisim ne yapmış? Kinetik enerjiye dönüşmüş. Yani hareket enerjisine. Ne yapmış? Gelmiş burada bir yayı sıkıştırmış. Yani Epi yay dediğimiz yayı sıkıştırmış. İşte bu dönüşümü görmen gerekiyor. Sonra formülde bunları yerine koyalım. Kütlesi 2 kilogram, G'imiz 10, H'miz 1 metre artı 1 bölü 2 çarpı kütlesi 2 çarpı hızı e, ilk hızı kaç vermişti arkadaşlar? Hatırlayın 4 metre bölü saniyeydi. 4'ün karesi eşittir 1 bölü 2 çarpı yer sabitimiz 800'dü çarpı x kare. Yani bundan sonraki aslında matematiksel işlemler. 20 artı 16 eşittir 400 çarpı x kare. 36, 400. Ee, her iki tarafın arkadaşlar yine kare kökünü alıyorum. Kare ile kare kök gider. 400 kökün dışına 20 olarak çıkar. 36 da 6 olarak çıkar. x eşittir ee, 6 bölü 20 o da 0.3 metre olur. E, benden santimetre cinsinden istemiş soruda. O zaman santimetreye de çevirsek 30 santimetre olarak çok rahat bir şekilde sorumuzu gözlemleriz. Evet sorularımızı arkadaşlar e, benden size tavsiye. Bununla ve siz bir kağıda yazaraktan tekrar ederekten çalışmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın sağlıklı kalın.